İsim ve sıfat konusu şu demektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de kullarına kendisini bazı isimler ve bazı sıfatlar aracılığıyla tanıtmıştır. Bir Müslüman evvela şunu bilmelidir ki, Allah'a iman gayba iman kapsamındadır. Ve gaybi meselelerde akla yer yoktur. Sadece teslimiyet vardır. Sadece Allah'ın indirmiş olduğu naslara teslim olma söz konusudur. Siz Rabbinize inanırken, Rabbinizi tanırken onu gözle görmeniz mümkün değildir. Onu gören birilerinin size ondan haber vermesi de mümkün değildir aynı şekilde. Geriye ne kalıyor? Sadece sizin onun kendini tanıttığı naslara olduğu gibi iman edip olduğu gibi teslim etmeniz kalıyor. Yani selefin ifadesiyle söylüyorum. Biz Allah'ı kendini vasfettiği şekilde vasfeder, kendini tanıttığı şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ederiz diyorlar. Sebebi illeti nedir? Çünkü Allah gayiptir ve gayb da akılla kıyasla bilinmez. Şimdi bir gayb alemi vardır bilirsiniz. Bir de şehadet alemi vardır. Mesela ben size uzun bir şeyi anlattığımda sizin idrak etmediğinizi anlarsam size şöyle diyebiliyorum. Bak şu ağacı görüyor musun? Şu ağacın uzun olduğu gibi o da böyle uzundur. Gördüğümüz, bildiğimiz bir şeye, bilmediğimiz bir şeyi kıyas ederek, ona benzeterek o bilmediğimizi de anlayıp tanıyabiliyoruz. Ama alemlerin Rabbi olan Allah için böyle bir şey söz konusu olmadığından ötürü onu bir şeye benzetemeyiz. Onu bir şeye kıyas edemeyiz. Hiçbir şeyi ona denk tutamayız. Haliyle önümüzde tek bir yol var. Onun haber verdiklerine inanmak, onun haber verdiği şekilde onu tanımak ve insanlara tanıtmaktır. Sahabe döneminde Allah birçok ayet indirdi. Mesela röportajın içinde de okuduğumuz bir ayet. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Hiçbir sahabe peygambere şöyle bir soru sormadı. Nasıl? Bizim de elimiz var. Şimdi Allah'ın eli haşa bizim elimize benziyor mu ya ey Allah'ın Resulü? Hiç böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir soru sormadılar. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ dediler. İman ettiler ve teslim oldular. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra Allah arşa istiva etti. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ Gökte olan Allah'tan emin mi oldunuz? Hiçbir sahabe gelmedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah mekandan münezzeh değil mi? Allah zamandan münezzeh değil mi? Nasıl olur da ayette Allah sen gökte olandan emin olmadın mı diyebiliyor? Hiçbiri böyle bir şey söylemedi. Sadece iman ettiler. Sadece teslim oldular. Hatta o kadar bu konuda kalpleri safiydi ki Zeynep annemiz diğer kumalarına konuşurken şöyle övünürdü. Sizi velileriniz nikahladı. Beni ise alemlerin Rabbi olan Allah yedi kat göğünün üzerinde, arşının üzerinden beni peygamberiyle nikahladı derdi. Kimsenin aklına ne mekan gelirdi, ne zaman gelirdi, ne acaba sema Allah'ı kuşatır mı, kuşatmaz mı gelmezdi. Bunun sebebi de nedir? Yahudilik temayülü gösterip kelam necasetiyle kirlenmedikleri için, mantık kötülüğüyle kendilerini kirletmedikleri için bu tip sözler söylemezlerdi. Peki kim bunları söylerdi? Yahudiler söylerdi. Allah ayet indirdi. Dedi ki: "Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen?" Kim Allah'a güzel bir borç ile karz-ı hasen ile borç verirse, yani infak ederse Allah ona kat kat artırır, kat kat karşılığını verir. Müminler bu ayeti duyduklarında tepkileri şu oldu. "Allah bizden borç mu istiyor ey Allah'ın Resulü?" dediler ve mallarını getirip Allah Azze ve Celle'nin yoluna infak ettiler. Yahudiler bu ayeti duyduklarında ne dediler? Muhammed'e inen ayete göre dediler. Allah fakir, biz de zenginiz dediler. Çünkü ancak fakir olan zengin olandan para ister, borç ister dediler. Ve Allah ayet indirdi. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Şüphesiz ki Allah, biz zenginiz, Allah fakirdir diyenlerin söylediklerini işitmiştir dedi Allah Azze ve Celle. Bunu şunun için söylüyorum. Allah'la ilgili bir ayet duyduğunda bunu insanlara kıyas edip ondan sonra tevil etmek Yahudilerin sünnetidir. İlk Yahudilerin başlattığı bir şeydir. Allah'la ilgili bir ayet duyduğunda buna teslim olmak ve konuştuğunda onun gereğiyle cümleler kurmak ise bu sahabenin imanı ve sahabenin ahlakındandır. Çünkü nasıl ki biz لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey Allah'ın misli değildir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ O Allah işitendir, o Allah görendir dediğimizde. Allah işitiyor, biz de işitiyoruz. Haşa bu benzemektir, onun için bunu tevil edelim demiyorsak,
Allah'ın işitmesi kendi şanına yakışır. O her sesi, her an birbirine karıştırmadan ve her birinin gereğini yerine getirecek şekilde işitebilir. Biz ise mahdut bir alanda sınırlı sesleri iki ses olduğumu birbirine karıştırdığımız için anlamayacak şekilde işitiriz diyorsak, onun şanı ve azameti çok yücedir. Hakeza Allah'ın eli kendi şanına ve azametine yakışır şekildedir. Gökte oluşu kendi şanına ve azametine yakışır şekildedir. Yani ben Allah'ın görmesini kabul ettiğimde nasıl onu yarattıklarına benzetmiş olmuyorum. Ben Allah'ın elini, Allah'ın gözünü, Allah'ın semada oluşunu, arşa istiva edişini kabul ettiğimde aynı şekilde Allah'ı kullarına benzetmiş olmuyorum. Yani lafızların benzerliği hakikatlerin benzerliğini gerektirmez. Senin de ayağın var. Oturduğun sandalyenin de ayağı var. Şu kamerayı üzerine oturttuğunuz bir ayak da var. Filin de ayağı var. Hepsinin adına ayak diyoruz ama hiçbirinin hakikati aynı değildir. Her biri kendi çapına, kendi hakikatine uygun şekildedir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sıfatları da kendi şanına yakışır biçimdedir. Onun için biz tevil yapmaksızın, teşbih yapmaksızın, tetsim yapmaksızın ve Allah'ın sıfatlarını iptale gidip tatil yapmaksızın Allah'ın kendini vasfettiği şekilde Rabbimize iman eder ve aynı şekilde onu vasfederiz. Bu bizim isim ve sıfat tevhidi hakkındaki imanımızdır. Tevil ehli de bize göre sapıktır. Tecsim ehli de bize göre sapıktır. Teşbih ehli de bize göre sapıktır. Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen, iptal eden tatil ehli de bize göre hepsi sapıklıktır. İstikamet çizgisinin dışına çıkmaktır. Bununla alakalı bir şey daha söylemek lazım. Allah'ın sıfatlarını tevil edenlerin tamamı önce Allah'ı yarattıklarına benzetip teşbih hatasına düşüp, tecsim hatasına düşüp ondan sonra Allah'ı tevil etmek zorunda, sıfatlarını tevil etmek zorunda kalıyorlar. Hatta tevil ehlinin imamı olarak kabul edilen Fahreddin Razi bir kitabında şöyle söylüyor. Diyor ki eğer biz sıfatlarla ilgili varit olan nasları, zahirleri üzerine alırsak ortaya şöyle bir portre çıkıyor. İki gözü olan, iki eli olan ama ikisi de sağ olan, ayağı olan, baldırı olan, işte göğsü olan asla Allah'a yakışmayan bir portre çıkıyor ortaya. O zaman ne yapmalıyız? Bunları tevil etmeli ve zahiri üzere kabul etmemeliyiz. Kim sana dedi bunların hepsine iman etmek? Ortaya böyle bir suret çıkarır. Demek ki sen önce zihninde teşbihe düştün. Allah'ı çirkin bir yaratılmışa benzettin. Ondan sonra Allah'ın sıfatlarını tevil ettin. Onun için tevil ehli teşbihten kaçtıkları için, Allah'ı kullarına benzetmek istemedikleri için tevil yaptıklarını söylüyorlar. Fakat kabul etseler de etmeseler de önce teşbihe düşüyor, tecsime düşüyor, ondan sonra tevile düşüyorlar. Bu dört yol da sapıklıktır. Hiçbir şey Allah'a benzetilemez. Ve Allah neyi haber vermişse o şekilde kabul edilmesi gerekir. Gayba imanın gerektirdiği de budur.